İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi evrende bizim gözümüzle gördüğümüz, göremediğimiz ne varsa her şey enerjidir. Bunu bilim insanları söylüyorlar. Albert Einstein'ın dediği gibi E=mc². Peki biz enerjileri neden göremiyoruz? Çünkü bizim 5 duyumuz sadece bu 3 boyutlu dünyayı madde olarak algılamak için kısıtlı bir şekilde var. Ve atomun, her şey atomlardan ve elektronlardan oluşuyor. Her şey kalem, ham maddesi, atomlar ve elektronlar. Biz, ham maddemiz, atomlar ve elektronlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir altını düşünün. Mesela altından neler yapılıyor? Kolyeler, küpeler, bilezikler ve kendi aralarında bir sürü çeşitleri ve modelleri var. Ama hepsinin ham maddesi altın. Bizim de gözümüzle gördüğümüz, göremediğimiz ne varsa her şey enerji. Bizler sadece enerjinin farklı formlardaki halleriyiz. Farklı görünüşteki halleriyiz. Ama hepimizin ham maddesi, özü, enerji ve bir atomun %99.99.99'u boşluktur. Aslında her şey boşluktan var olur. Biz neden göremiyoruz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir vantilatörün çok hızlı dönerken arasındaki boşlukları görebilir miyiz? Pervanenin arasındaki boşlukları görebilir miyiz? Ama o boşluklar var mı? Var. Sadece biz görmüyoruz. O kadar. Ama biz görmediğimiz için yok sayılmıyor. Ve bazen çok hızlı giden bir arabanın tekerleğine baktığımızda onun ters döndüğünü algılar bizim gözümüz. Çünkü bizim gözümüz çok hızlı hareket eden şeyleri algılayamıyor. O yüzden biz enerjileri mikroskop altında görebiliyoruz sadece. Ama tekrar ediyorum, bizim görmüyor olmamız onların olmadığı anlamına gelmiyor. Ve bizim tüm duygularımız, düşüncelerimiz de enerji. Arkadaşlar hepimizin, dediğim gibi bedenimizin %95'i enerji, %5'i maddedir. Bizim gördüğümüz taraf ve hepimizin bedenimizin etrafında bir elektromanyetik alanı vardır. Buna aura denir. Kuantumda size bunu anlattılar mı bilmiyorum ama kusuruma bakmayın, anlatmak durumundayım net olarak açıklayabilmek için. Ve biz auramızdan sürekli tüm evrenle iletişim halindeyiz. Bizim auramız bizim duygularımıza, düşüncelerimize göre bir frekans üretir ve ürettiği frekansla da tüm evrenle sürekli iletişim halinde olur. Dolayısıyla bizim bireysel olarak yaptığımız her şey tüm evrenle bağlantılıdır. Ve biz tıpkı bu deneydeki gibi, şimdi az önce Filiz Hanım'ın da söylediği gibi, ben şu pencereden dışarı baksam sadece gözlemleyerek bile etrafımdaki her şeyi etkileyebilirim. Böyle bir gücüm var. Çünkü biz gözlemciyiz. Yaradan bizi böyle yaratmış. Görüyoruz, biz gözlemleyebiliyoruz. Biz sadece gözlerimizle değil, düşüncelerimizi nereye aktarırsak onu da gözlemlemiş oluyoruz. O yüzden şu demek oluyor aslında bu deney. Evet, biz gözlemlediğimizde her şeyi değiştirecek güce sahibiz. Katı bir gerçeklik yok. Katı bir madde yok. Madde de aslında sürekli hareket halinde olan atomlardan ve elektronlardan oluşuyor. Enerjiler sürekli hareket ederler. Ve enerjinin saniyedeki salınım sayısı frekansla ölçülür. Frekans enerjinin saniyedeki titreşim sayısıdır. Ve bizim frekansımızı da auramızdan tüm evrene yaydığımız o bilgiyi, o bilgi frekansını da bizim duygularımız ve düşüncelerimiz belirler. Yani ben dediğim gibi şu pencereden baktığımda bile, sadece boş boş baksam bile benim o bakışım her şeyi etkileyecek ve değiştirecek güce sahip.
Ve biz o bakışımızı sevgi, şifa, bolluk, pozitif düşüncelerle güçlendirirsek, gün içerisinde her an her saniye nasıl bir yayın yaptığımızın farkında olursak, hayatımızda istediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Bu çok nettir. Ama bizim ne düşündüğümüze sistem karışmaz. Biz özgür irademizle ne düşündüğümüzü kendimiz belirleriz. Küçük bir deney daha göstereceğim size arkadaşlar. Dedim ya, kuantum fiziğiyle alakalı birçok deney yapıldı. Ve Niels Bohr, evrende var olan her şeyin enerji olan enerjinin atom maddesi, atomları inceledi. Ve enerji, atomların şöyle bir görüntüsü var. Herkes kalemi görebiliyor değil mi? Atomun görüntüsü bizim güneş sistemimize benziyor. Şu küçük bir atom çekirdeği, etrafında dönen yörüngeleri var. Dediğim gibi bizim güneş sistemimize benziyor. Şöyle çizebildiğim kadar mazur görün. Ve atomun etrafında dönen küçük madde parçacıkları, atom parçacıkları, elektronlar var. Ve bir atoma enerji verildiğinde atom ve elektronlar aniden döndükleri yerde şaşırıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar ve yeniden düzenli bir şekilde dönebilmek için bulundukları yerden sıçrıyorlar ve farklı bir yerde dönüyorlar. Bakın, hiçbir yol yok, geçit yok, hiçbir şey yok. Atoma enerji yüklendiğinde etrafındaki yörüngeler aniden karışıyor, şaşırıyor ne yapacağını ve birdenbire sıçrayıp başka bir yörüngede dönmeye başlıyor. İşte bilim insanları buna kuantum sıçrama diyor. Anlatılabilecek en basit halde anlatıyorum ki bunu günlük hayatımıza uygulayabileyim. Şimdi biz de herhangi bir şeyi 17 saniye düşündüğümüzde ona enerji yüklemiş oluruz. 68 saniye boyunca da o düşüncede kalıp onun duygusunu hissettiğimizde biz onu aslında astralde yaratırız. Yani gözlemleyerek enerji aleminde, bizim görmediğimiz yerde, sadece düşünceyle olmuyor arkadaşlar, duygusunu hissettiğimizde biz onu dediğim gibi astralde yaratırız ve atom altı düzeyde gerçekleşen şey de budur aslında. O yüzden eski insanlar da derler ki düşüncelerinizi kalbe indirin, isteklerinizi kalpten isteyin ve kalp gözüyle görün. Nedir mesela düşünceyi kalbe indirmek? İsteğimizi, olmasını istediğimiz şeyin olmuş halini düşünüp o andaki o duyguyu, o coşkuyu, o mutluluğu, o heyecanı hissedebilmek. İşte onu hissettiğimiz anda biz onu dediğim gibi astralde yaratırız ve onun bizim hayatımıza gelmesi, yani fiziksel realitemize yansıması bizim inancımızla ters orantılıdır. Yani biz ne kadar güçlü bir şekilde inanırsak ve şüphe duymazsak o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşip bizim hayatımıza yansır. Ama biz şüphe duyarsak, ya olur mu, olmaz mı, ne zaman olur acaba, ya olmazsa deyip o enerjiyi sıkıştırırsak bir şekilde o ya çok geç gerçekleşir ya da hiç gerçekleşmez. Bu kişisel gelişimde 17-68 saniye kuralı için kuralıdır arkadaşlar. Adı 17-68 saniye kuralıdır. İsterseniz not alabilirsiniz, isterseniz yayını tekrar izlediğinizde not alırsınız. Ve bu her şey için geçerlidir. Hayatınızda çekmek istediğiniz ilişki, ev, araba, bolluk, her şey, aklınıza gelen her şey. Dolayısıyla sizinle negatif konuşan insanları da 17 saniyeden uzun süre dinlememelisiniz. Çünkü 18. saniyede onun duygusuna gireriz. Ve biz onu hissettiğimizde onu da yaratırız. Onu da hayatımıza alırız. O yüzden biz deriz ki lütfen izlediğiniz dizilere, dinlediğiniz müziklere, etrafınızdaki insanlarla nasıl konuştuğunuza ya da onların sizinle nasıl konuştuğuna dikkat edelim. Çünkü enerji bulaşıcıdır. Evren kendi içinde çalışarak düzeni sağlayan yasalarla yönetiliyor. Yani yaratıcı sistemi kurmuş aslında. Çok da mükemmel bir şekilde
Tüm yasalar herkese eşit işliyor. Herkese. Yer çekimi ve manyetizma gibi fiziksel yasalar, doğum ve üreme gibi biyolojik yasalar ve düşüncenin işleyiş biçimiyle ilgili mental yasalar var. Etki tepki yasası, titreşimsel uyumluluk yasası, rezonans kanunu, çekim çok popülerdir mesela. Çekim yasası ve birçok yasa var. Karma yasası ki en çok yanlış anlaşılan yasadır karma. Vakit olursa onunla da ilgili konuşmak istiyorum aslında. Ve inanç yasası. İnanç yasası tüm yasaların üstündedir. Tüm yasaların üstünde sapa sağlam bir dağ gibidir. Ve neye inanırsak onu gerçekleştiririz. Kuantum fiziği de bunu sonuna kadar destekler arkadaşlar. Bilim insanları bunu söylüyorlar. Ben çok seviyorum. İnanç kendini gerçekleştiren kehanettir. Bunu lütfen kalbinizin bir yerine not edin. Neye inanırsak o gerçekleşir. Dediğim gibi inanç kendini gerçekleştiren kehanet. Ama sistem ya da evren, yaradan adına kimin ne dediği hiç fark etmiyor. Bizim neye inandığımıza karışmıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir tarla düşünün ve biz o tarlaya ne ekersek onu biçiyoruz. Hani Mevlana diyor ya, gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Ve ayette de der ki biz insanların kaderlerini kendi çabalarına bıraktık. Ne gönderirsek evrene o bize geliyor. Ve dediğim gibi evren bizim ne gönderdiğimize karışmıyor. Bizim düşüncelerimiz bir tohumdur. Ve biz ona ne kadar çok dikkat edersek, ne kadar çok onunla ilgili konuşursak, ne kadar çok onunla ilgili duyguya girersek, onu o kadar çok hızlı yaratırız. Ve dediğim gibi toprağa, tarlaya biz domates ektiğimizde çıkıp toprak bize demiyor, sen buraya yanlış tohum ektin, işte domates ekmeyecektin, bamya ekecektin. Ne ekersek onu bize veriyor. Ve hepimiz gerçekten ne hissediyorsak onu gönderiyoruz ve onu tekrar geri alıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim frekansımızda olmayan hiçbir şey bizim hayatımızda olamaz. Evrensel yasalar gereğince bu mümkün değildir. Biz radyo alıcıları gibiyiz. Cep telefonlarını düşünün. Şimdi cep telefonlarının da frekansı var ama biz görmüyoruz. Görmediğimiz için yok mu? Var. Bakın şu anda biz o frekanslarla sizinle birlikteyiz. Konuşuyoruz, birbirimizi görüyoruz. Çünkü aynı frekanstan bir yere bağlandık ve buradan iletişim kuruyoruz. Şimdi dediğimiz gibi frekansları görmediğimiz için yok sayamayız. Ve ben buradan cep telefonumdan kimin numarasını çevirirsem onunla konuşurum. Mesela ben Ayşe'yi aradığımda Hatice çıkmaz benim telefonuma, Ayşe çıkar. Çünkü onun frekansındaki numarayı çeviriyorum. Onunla eşleşiyorum ve onunla konuşuyorum. Şimdi dolayısıyla biz de eğer sürekli bir şeylerden şikayet ediyorsak, eğer sürekli hayatta kendimizi üzgün hissediyorsak, bir şeylere sürekli kızıyorsak, bir şeyleri eleştiriyorsak, hayatımıza güzel bir şey girmesine önünü kesmiş oluyoruz. Kuantum alandayız arkadaşlar. Her an, her saniye zaten kuantum alandayız. Hani işte kozmik enerji, manyetik enerji, bir sürü isimler veriliyor. Ama hepsi aynı enerji. Bundan emin olun. Ve hiçbirimiz sadece göründüğümüz bedenden ibaret varlıklar değiliz. Hiçbirimiz sadece göründüğümüz beden değiliz. Herkes gözlerini kapatabilir mi lütfen? Herkes gözlerini kapatsın. 1-2 saniye nefesinize odaklanmanızı rica ediyorum. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi tüm bedeninizi başınızdan ayaklarınıza kadar gözlemleyin, izleyin, fark edin. Tüm bedeninizi
Başınızın üzerinden ayaklarınıza kadar gözlemleyin lütfen. Evet, bitirenler el kaldırabilir çünkü söz vermek istiyorum. Ben kendimi gözlemledim fakat şöyle baştan aşağı kendimi taradığım yerlerin ısındığını fark ettim. Bana tepki veriyor vücudum Tamam. baktığım zaman ona. Evet. Ama kim gözlemledi? Bir göz. O kimin gözü bilmiyorum. Bir Tamam. göz gözlemliyor ama kimin gözü bilmiyorum. Ben kendimi Tamam. sanıyorum ama kendim miyim ondan emin Ya değilim. tamamdır. Cansel Hanımcığım buyurun. Merhaba, merhaba hocam. Merhaba. Hocam, kendimi gözlemledim. Tamam. Ben gözlemledim tabii ki. Kendimi dinledim, kendimi hissettim ve andaydım. Aynen, kesinlikle. Sadece kendimdeydim. Çok Aynen. güzeldi. Evet, nefesim Sağ orada. olsun. Gözlemcinin Teşekkür ederim. gözlerinin üzerinde yaratıcı etkisi vardır. Az sonra detaylandıracağım. Harikasınız. Ceylan Hocam, ben de kendimi gözlemledim karşımda. tamam. Kim gözlemledi? Ben gözlemledim. Kendimi Çok ben iyi. gözlemledim. Harikasınız. Aynen öyle. Mirvan Hanımcığım, size söz vermiş miydim ben? Arkadaşlar, konuştuktan sonra elleri indirirseniz çok sevineceğim. Size zahmet. Evet, ben de kendimi gözlemledim. Ve Yani kendimi gözlemledim. kendim, evet. Teşekkür ediyorum. Evet, hani Mevlana diyor ya arkadaşlar, bir ben var benden içeri. Ve bakın, bilim insanları da diyorlar ki bir şey içinde olduğu bir şeyi göremez. Yani bir şey özdeş olduğu bir şeyi göremez. Ve aynı zamanda diyorlar ki bilim insanları, biz fark ettiğimiz bir şey olamayız. Ve benim dediğimiz hiçbir şey olamayız. Çünkü benim dediğimiz şeyi kullanıyoruzdur ve biz kullandığımız şey olamayız. Doğru mudur? Örneğin, bu benim kalemim. Benim diyorum, görüyorum, kullanıyorum. Ama ben kalem değilim. Buraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Anne karnındaki bebek annesiyle özdeştir, annesini göremez. Doğduktan sonra görebilir. Ama annesinin içindeyken annesini göremez. Hisseder, baba çok başka bir şey ama göremez. Aynı zamanda bizim gözlerimiz kendisiyle özdeştir. Bir yansıtıcı olmadan gözler kendini göremez. Ve aslında gözlerimiz bizim dünyaya açılan penceremizdir. Ve dediğim gibi bu benim kalemim, benim diyorum, kullanıyorum, görüyorum. Ben kalem değilim. Bu benim elim. Benim elim diyorum, görüyorum, kullanıyorum. Allah korusun, herhangi bir durumda eğer elim bedenime zarar verecek bir seviyeye gelirse, hastalanırsa ya da bir kaza geçirirse, o elim koparsa ben eksilmem. Çünkü bu benim elim. Ama ben el değilim. Doğru mudur? Biraz daha üste çıkacağız arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki bu benim bedenim. Benim bedenim. Görüyorum, kullanıyorum, benim diyorum. Bu benim bedenim. Ama ben beden değilim. Bu benim zihnim. Benim zihnim diyoruz mesela. Aklım karıştı. Bu benim aklıma yatmadı. Bu benim aklım, bu benim zihnim. Ki zihin olmamız mümkün değil. Çünkü biz doğduğumuzda sadece nefesimiz ve bilincimiz vardı. Bilinçle zihin farklı şeyler. Orada bir kavram karmaşası yaşanmasın. Hepimiz nefesle, doğru nefesle ve bilinçle doğarız. Zihin bize sonradan, dışarıdan verilendir. Hepimiz öğrenerek büyürüz. Ve ebeveynlerimiz bize ne öğrettiyse biz onu doğru zannederek büyüyoruz. Burada bilinçaltına giriyoruz arkadaşlar ama çok küçük de olsa oraya da değinmem gerekiyor. Ve dönüyoruz diyoruz ki bu benim ruhum. Ruhum şenlendi ya da ruhum daraldı. Ve ayette der ki ben size ruhumdan üfledim. Mesela nereye üflendi o ruh? Hepimiz Yaradan'ın ışık parçalarıyız.
Beden sadece bizim burada kullandığımız muhteşem, mükemmel aletimiz. Ama hiçbirimiz sadece beden değiliz. Biz ne olduğumuzu unutuyoruz, özümüzü unutuyoruz. Ve özümüzü bulmak için de sistem bizi biraz böyle dürtüklüyor. Önüne dön, içine dön. Özür dilerim, önüne değil, içine dön diye. O yüzden bilinçli farkındalığımızı yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten kuantum alandayız. Dediğim gibi bilimin hiç bilmediğiniz terimleriyle aklınızı karıştırmaktansa bunu hayatımızda, günlük hayatımızda zaten kullanıyoruz. Onların farkındalığını yaratmak için buradayım aslında. Yaratabilmek için. Ve evet, kuantum alanda hepimiz birbirimize bağlıyız. Biz bunu beğensek de öyle, beğenmesek de öyle. Bununla ilgili küçük bir detayı daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu anda evrende bir genişleme söz konusu olduğu söyleniyor. İşte dünya güneşten yavaş yavaş uzaklaşıyor. Güneş Samanyolu galaksisinden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Dediğim gibi dolayısıyla evrende bir genişleme söz konusu. Hatta dünya güneşin yörüngesinden uzaklaştığı için önümüzdeki 1000 yıl içerisinde buzul çağına girileceğiyle ilgili teoriler var. Ama dediğim gibi bir de işin ilgilendiren kısmı, şu anda evrende bir genişleme söz konusu. Ve bizim bu filmi çok hızlı bir şekilde geriye doğru sardığımızı düşünün. Elimizde imkan var ve biz geçmişe çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Ve milyar milyar yıl geriye gidiyoruz. Ta o başlangıç noktasına. Şimdi biz filmi geriye sardığımızda ne olacak o zaman? Tüm gezegen birbirine iyice yaklaşacak, iyice daralacak, daraldı. Ve dediğim gibi o başlangıç noktasına gittiğimizde bezelye büyüklüğündeki bir madde parçası haline geldi. Bilim adamları buna Big Bang diyor ve tasavvuf da dönüş teorisi diyor. Tasavvufta her şey dönüşle başladı der. Hatta semazenin saat yönündeki dönüşü de başlangıcı temsil eder. Biz bilim adamlarının söylediğiyle gidelim. Dediğim gibi her şey daraldı ve minicik bezelye büyüklüğündeki bir madde parçası haline geldi. Gözümüzde gördüğümüz, göremediğimiz ne varsa hepimiz oradayız. Siz, ben, Andromeda galaksisi, varsa paralel evrenler, var olan her şey, ki ben paralel evrenlerin var olduğuna inanıyorum, birbirine yapıştı. Dediğim gibi küçücük bir madde parçası halinde ve Yaradan da orada. Hepimiz oradayız. Bizler Yaradan'ın özünden kopan ışık parçalarıyız. Ve sadece bir yolculuktayız. Ondan geliyoruz ve ona doğru gidiyoruz. Tekamül ederek, öğrenerek, kendi ruh planımızı, kendimizi geliştirmek için burada bedenlenip bu tekamül yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Ve bizi bu birlik bilincinden, bizi özümüzden uzaklaştıran şey de aslında Newton mekaniği. İnsanı tamamen maddeleştiren, tamamen özünden uzaklaştıran, işte sen çaresizsin, sadece bir insancıksın, gir 8-5 bir işte çalış, al maaşını, hiçbir şeyi sorgulama, hiçbir şeyi yargılama, her şeyden uzak dur, işte sen böyle geldin, böyle gideceksin, böyle yaşa. Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Evet, tabii ki bir ruh planımız var, tabii ki burada yaşayacaklarımız var ama hiçbir şeyin kurbanı değiliz. Ve kuantum fiziği de bunu bilimsel olarak ortaya koyuyor ki biz düşüncelerimizle, inançlarımızla hayatımızı yeniden şekillendirecek güce sahibiz. Önce bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu gerçeği gerçekten kalbimize sindirmemiz ve bilmemiz, kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar biz bu materyalist algıdan çıkmazsak dünyanın bize öğretildiği o katı madde halinin ağırlığının altında eziliyoruz. Ve bir kurban bilincine giriyoruz. Oradan bir türlü çıkamıyoruz. Oysa Allah o kadar büyük, o kadar cömert ki zaten ne istersek veriyor. Ama neyi nasıl istediğimizin farkında değiliz. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şöyle söyleyeyim size, küçük bir biraz anı olacak ama paylaşayım. Dedim ki ben 4 yıldır bu işin içindeyim. Aslında bu benim için iş değil. Bu benim yaşam amacım.
Bilgi paylaşmayı çok seviyorum. Birçok eğitim aldım. Ve tabii ki İlsevan Akademi'ye bu konuda da minnettarım. Öncesinde farklı bir yerden eğitim almıştım. Oranın eğitmenliğini yapıyordum. Sonra kendi yolumda yürümeye karar verdim. Kuantum dokunuş şifa sistemi olarak kurdum kendi sistemimi. Ve İlsevan Akademi ile birlikte yürüyorum. Çünkü uzman eğitmen projesinde benim de öğrencilerime sertifika vermem gerekiyor. Ve uzman eğitmen projesinde nefes çok muhteşem. Nefes hayatımızın her alanında zaten. Mutlaka bu yüz eğitim programında var mı bilmiyorum ama nefesle ilgili eğitim varsa kaçırmayın. Aslında hiçbir eğitimi kaçırmayın. Canlı olarak giremeseniz de sonrasında mutlaka izleyin. Çünkü arkadaşlar inanın bilginin evet ya dedirttiği yer çok farklı olabilir. Bu yüzden sakin kafayla mutlaka izleyin. Dediğim gibi ben eşimin aracılığıyla bu işe girmiştim. Amacım sadece eşimi şifalandırmaktı. Nereden nereye, size birazcık kuantumla ilgili de kendi hayatımda nasıl geliştiğiyle ilgili örnek vermek adına söylüyorum. Benim eşim anksiyete hastası. Ve ben işte birlikte bir yere gidemiyoruz, uçağa binemiyor, otobüse binemiyor, hiçbir şeye binemiyor, motorla geziyor. Ve biz de birazcık geç evlendik. Dedim ki bizim yani oturup böyle bekleyecek vaktimiz yok. Bir yerlere gitmemiz, gidebilmemiz gerekiyor. Ne yapabilirim düşünürken eğitimler çıktı karşıma. Bu arada ben tabii ki okuyorum. İşte YouTube'dan videolar izliyorum. Bir dünya kitap okudum. Ve ben eğitime gittim. Eğitime giderken de şifacı olacağımı, hele ki eğitmen olacağımı hiç düşünmemiştim. Hiç öyle bir şey yoktu kafamda. Eğitime gittiğimde, kuantumu dinlediğimde özellikle çok şaşırdım. Çünkü hiç bilmediğim bir alandı. Ve bir süre sonra dedim ki, evet ya, yani şimdi benim daha öncesinde okuduğum her şeyde ve izlediğim tüm videolarda diyorlardı ki işte yaşam amacınızı bulun, yaşam amacınızı bulun. Ben de diyordum ki yani bu yaşam amacını bulmak ne olabilir ki? Hani işte ben dünyaya gelmişim. Yani evlenmişim, 4 tane çocuğum var. Çalışıyorum. Yani ne yaşam amacı ne olabilir? Ve ben bu işin içine girdikten sonra aynı zamanda biyoenerji uzmanıyım. Bir danışanım geldi benim. İlk danışanımdı, çok heyecanlıydım. Ve eğitimden sonra herkese uygulama yapmak istiyorum. Öyle bir şey var. Bilmiyorum aranızda yaşayanlar var mı bunu. Çok da tuhaf geliyor bana. Şimdi biyoenerji, insanları auradan tutuyorsun, çekiyorsun, çakra dolduruyorsun, avuçlarında enerji hissediyorsun. Yani benim için hiç bilmediğim bir alan ve çok büyüleyici bir alandı. Ve ilk danışanım çok gençti ama kemik erimesi vardı. Ve son çare olarak eşimin yeğeninin arkadaşıydı. İşte doktordan çıkmışlar. Doktor çok moralini bozmuş. Bir dahaki sefere buraya tekerlekli sandalyeyle geleceksin. Kemiklerin şöyle olacak, kemiklerin böyle olacak. Dedi ki Gizem abla dedi, Hatice'ye çalışabilir misin? Dedim ki tabii ki çalışabilirim. Hatice'ye ben daha çakra ağla seansını yaparken böyle kalbime bir sevinç oldu. Hatice iyileşti. Sonra bir de bunu ben kendimden oluyorum. Kız, ne alaka diyecek, sen dirildin mi? Ne alakası var? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kuantumla çok alakası yokmuş gibi görünebilir ama bu kişisel gelişimdeki her şey aslında birbirini tamamlayan tekniklerdir. Birbirini tamamlar. Ve tek bir teknikle maalesef ki bir insan komple dönüşümü yaşayamıyor. Bundan emin olun. Ben bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Ve Hatice, şimdi şifanın temeli bilinçaltını dönüştürmektir. Eğer bilinçaltını dönüştürmezsek kalıcı şifa sağlayamayız, kalıcı iyileşme sağlayamayız. Çünkü biyoenerji sadece pansumandır. Biz az önce çakra seansı yaptık. İnsanların çoğu şöyle zannediyor. İşte ben bir biyoenerji uzmanına gittim. O benim çakralarımı toparladı, düzenledi, enerji merkezlerimi. Bundan sonra hayat böyle geçecek. Öyle bir şey söz konusu değil. Bizim enerji merkezlerimiz, bizim bilinçaltı inançlarımızla hareket ediyor. Ben buradan yaparım dengelemeyi. Ama atıyorum işte benim eşim arkasını döner, orada bir şeye sinirlenir, güle güle kök çakra. Tekrar bloke olur.
kalıcı olarak çakraların sağlıklı çalışabilmesi için bilinçaltının dönüştürülmesi gerekir. Ve bilinçaltı da şöyle yapınca dönüşmüyor arkadaşlar. Ciddi anlamda onun için emek sarf etmek, çaba sarf etmek, kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Ve Hatice de tüm ödevlerini çok gerçekten artık o can havliyle bana gelmişti. Tüm ödevlerini tüm içtenliğiyle, meditasyonu, olumlamalarını, her şeyini yaptı. Ve biz haftada bir kez görüşüyorduk. Hiç unutmam. Her anlattığımda da inanılmaz duygulanırım. 1,5 ay sonra ben tekrar eğitim kampına gittim. Ve o kampta dedim ki acaba ben eğitmen olabilir miyim? Olurum ya, niye olayım ki? Yani böyle bir şey doldu içime. Ve ben kamptan döndüm. Ertesi gün Hatice bana doktor raporlarını gönderdi. Arkadaşlar, çocuğu olanlar bilirler. Şimdi benim 4 tane var. Elinizden öper. Bir tane de torunum var. Ama o ilk çocuğu kucağa almak çok başka bir heyecandır. Hani ikinci, üçüncü de çok kıymetlidir, çok değerlidir ama hani her şeyin ilki böyle bir değişik, bir farklı olur ya. Ve ben ilk çocuğumu kucağımda aldığımdaki mutluluğun 10.000 katını yaşadım. Hatice'nin o raporlarını görünce dedim ki bu benim yaşamamdaki. Bu. Ben buyum, buradayım. Böyle gideceğim ben. Çünkü birinin hayatına güzel bir şekilde dokunabilmek inanılmaz güzel bir mutluluk. Bunu yaşattığı için Yaradan'a şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm kalbimle hepinizi çok seviyorum. Çünkü ben kuantumla birlikte ve bu işle birlikte koşulsuz sevmeyi de öğrendim arkadaşlar. Öncesinde sevdiğim adamların sayısı 5'i geçmezdi. 5'i geçmezdi maalesef. Armuda sap, üzüme çöp, her şey senden ötürü. Ama kuantumu öğrendikten sonra evet, hayatımın tüm sorumluluğunu almayı öğrendim. Ve bunu öğrendiğimde de, az sonra size de anlatacağım. Bunu öğrendiğimde de ben kendime çalıştıkça düzeldim. Ve artık hayatta böyle savrulan, ay bu da mı geldi başıma, ay o da mı geldi başıma diyen bir insan olmaktan çıktım. Olanı olduğu gibi kabul edip teşekkür ediyorum. Ve burada neyi görebilirim, ne görmem gerekiyor, almam gereken ders neyse alıp ilerlemeyi seçiyorum'a gelebildiğim için minnettarım. Ve hepinizin varlığına da minnettarım. İyi ki varsınız. Bu arada molamız bitti. 2 dakika varmış. Neyse, sizin hakkınızdan yememiş oldum. Lütfen hakkınızı helal edin. Sadece paylaşmak istedim. Ve evet, enerjilerin varlığını tüm kalbimizle, gerçeğini, var olduğu gerçeğini kabul ettik. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. 4 kişi varmış. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Anksiyeteyle ilgili maceranızı, hayat hikayenizi anlattınız. Travmasını bulmak çok büyük, kapsamlı. Hani bir sürü şey olabilir. Nasıl buldunuz? Geri doğru hangi gidiyorsunuz? Geri doğru gidiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Regresyon mu? Yani regresyon da uygulayabilirsiniz. Eğer biliyorsanız hipnoz yapabilirsiniz. Timeline biliyor musunuz bilmiyorum. Timeline uygulayabilirsiniz. Birçok tekniği uygulayıp kökünü bulabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim, kişinin de iyileşmeyi istiyor olması lazım. Şimdi ben anksiyete ile ilgili maceramı anlattım ama arkadaşlar, benim kocam hala anksiyete, ilacı bırakmıyor. Hiçbir çalışmada yapmıyor. Ne EFT yapıyor, ne olumlama yapıyor, ne başka hiçbir, ne nefes bile çalışmıyor. Ben ilk başta eğitim aldıktan sonra ilk başta ay lütfen mutlaka iyileşmelisin, lütfen mutlaka iyileşmelisin. Yani kademe kademe gidiyoruz bilinçle arkadaşlar. Bir süre sonra şunu gördüm ve kabul ettim, fark ettim. Herkes kendi tekamülünü yaşar.
şu hayatta hiçbirimiz birbirimizin ne annesiyiz aslında, ne babasıyız, ne kocasıyız, ne kardeşiyiz, hiçbir şey değiliz. Biz aynı anda yaratılan Yaradan'ın ışık parçaları olarak ruh planımızda burada birbirimize eşlik ediyoruz ve onun tekamülünde iyileşmek yoksa ya bir şey yapmıyor. Şimdi ben her zaman söylüyorum, ben eşimi şifalandırmak için bu işe girdim. O benim bu işe girmemdeki vesilem. Ama eşim hariç bütün dünya şifalandı çok şükür. Yani o konuda yapacak bir şey yok yani. Hocam ben de söylediğinin tekniklerini hepsini biliyorum ama kendime uygulayamıyorum. Sadece EFT'yi ve ben anksiyete ve panik atak var. Sadece EFT'yi kendi kendime yapabiliyorum. Çünkü ana travma ne bilmiyorum. Ya çok basit aslında. Niyet edin. Sizin kameranız açık mı? Açabilirim. Ben çünkü sizi göremiyorum. Açarsanız çok sevinirim. Evet hocam, buradayım. İnşallah buluruz. İsminizi öğrenebilir miyim? Melek yazıyor. Ha Melek Hanım, başta siz yoktunuz. Hı-hı. Sonradan geldiniz. Şimdi açtım kamerayı. Tamam. Bende var anksiyete ve panik atak. 2011 yılından beri var. 2002 yılında da depresyon geçirdim. 18 yıldır bir antidepresan kullanma geçmişim var. Sebep değişiyordu ama antidepresan gerçeği değişmiyordu. Kökünü bulamadım, ana travmayı bulamadım. Çok yardımcı olan bir arkadaşım vardı ama travmayı çözemedik. Kökten bitmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Şimdi biz insanlar bazen bazı hastalıklarımızdan ya da negatif şeylerden katkı sağlarız. Orada katkı sağladığınız bir şey var mı, ona bakın. Ve niyet edin. Birçok teknik biliyorsanız eğer. Niyet edin çünkü niyet sonu belirler. Siz niyet edip bir meditasyon yapın ya da şunu yapın. İhtiyacım olan tüm bilgiye kaynaktan kolaylıkla ulaşıyorum deyin. Ve soruyu sorun. Anksiyetemin kaynağını bulmaya niyet ediyorum deyin. Ve dediğim gibi biraz nefesinize odaklanın, gözlerinizi kapatın. Ve çok saçma sapan bir şey de gelse aklınıza onunla ilgili çalışma yapın. Çünkü bilinçaltı kendi algısıyla olayları yorumlar. Ve bizim bilinçli zihnimizde bize çok saçma gelen şeyler bilinçaltı için çok önemlidir. Bir de bu şekilde bir araştırın lütfen. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar ben niye göremiyorum burada? Yani ele tıklıyorum parmağı sizi görebilmek adına ama Fatma Güneş mesela. Sesinizi açtım Fatma Hanımcığım. Merhaba, sesim geliyor mu? Geliyor, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Öncelikle az önce anlattıklarınız çok duygulandırdı beni. Çok geçti, çok hissettirdiniz. Teşekkür. Hocam ben bu enerji gözle görülmüyor, elle tutulmuyor. Nazarla bağdaştırabilir miyiz, örneklendirebilir miyiz? Nazar da bir gözlemci. Evet, aynen öyle. Yani nazar da aslında bir bakış demektir. Şimdi başta var mı bilmiyorum ama çift yarık deneyini izlediniz mi? Biz neyi nasıl gözlemlersek onu o şekilde, o şekle büründürür ve onu büyütürüz. Şimdi nazar dediğimiz şey de, bakın burası çok önemli, lütfen yapın, dikkat edin. Nazar dediğimiz şey de bir başkasının ya da bizim evet. negatif herhangi bir duyguyla o kişiye, olaya ya da duruma bakışımızdır. Nazar budur, bu kadardır. İşte gönlü kalır, içi kalır, gözü kalır, o kalır, bu kalır dediğimiz yer burasıdır. Ama eğer sizin frekansınız yüksekse ve siz nazara inanmazsanız ondan etkilenmeniz mümkün değil. Ben de şunu söylüyorum. Bir başkasının bizim üzerimizde etkisinin olabileceğine inanıyoruz. İnanıyorsanız olur. İnanmıyorsanız olmaz işte. Ben olmaz. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ya inandığınız her şey gerçekleşir. İnanmadığınız hiçbir şey ne yaparsa yapsın asla gerçekleşmez. Çünkü siz inanmıyorsunuz. Ve şöyle bir şey olur. Karma yaratır. Ektiğini biçer. O ona tekrar geri gelir. Bu en büyük insanların kaçırdığı yerdir aslında. Ben de çevremde inanmayan insanlara bunu örnek veriyorum. Mesela ben anlatıyorum böyle hevesle. Bana kalkıp o da neymiş öyle çok saçmaymış falan dediğine. De diyorum
nazara inanıyor musun? Evet inanıyorum. E nasıl inanıyorsun? Aynı kapıya çıkıyor bu da. Hey, yani, bazen bilinç bana göre öyleydi. Yani o bakış açısı, hani bilinç çok kabul edemeyebiliyor. Çünkü dediğim gibi bizler maalesef ki materyalist algıyla büyüyoruz. Maddenin ağırlığının altında eziliyoruz. Farklı bir şeyi kabul etmek zaman alıyor. Herkes her şeyi kabul edemiyor. O yüzden çok ısrarcı olmayayım, boş verin. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hocam az önceki bahsettiğiniz şey beni de çok etkiledi. Neden? Çünkü aynı durumda şu anda benim. Ben de eşimin rahatsızlığından dolayı bu şeylere girdim. Nasıl, ne yapabiliriz de düzeltebiliriz düşüncesiyle. Eğer düzelmeyi istemezse düzeltemezsiniz. Kendi tekamülü deyin. Sizden yardım isterseniz bu kadar yardım edin. Birkaç şeyler yapıyoruz eşimle beraber. Tamam. Bir çabamız var. Ama tam noktasını bulamadık galiba. Şimdi anksiyetenin panik atağın başlangıcı strestir. O çok küçük. Yok hocam, bizimki MS. Otoriteye karşı çıkıyordur. Onun çocukluğunda vardır. Anne babaya bağladık biz. Uh-huh. En son anne babaya bağladık. Anne babayla artık bundan sonra o şekilde yürüyeceğiz. Normalde dola kaldı. Anne babaya bağlı çünkü hayatındaki ilk otorite orası. Eğer baskıcı bir ailesi vardıysa, bilmiyorum şu anda. Oradan gelen bir baskılama olabilir. Orayla çalışmaya devam etmeniz çok çok iyi ama nefesi de mutlaka ekleyin çalışmanın içerisine. Bilinçaltını geliştirin. Mesela affetmeyi çalışın. Aynen hocam. Onların hepsinde çalıştık. Sıra dediğim gibi anne babaya geldi. Az önceki Melis Hanım'a da şunu söyleyeceğim. Diğer arkadaşlarıma da, hiç kimse bence hastalığını kabullenmesin. Benim işte tiroiditim var. İşte yok benim, aynen. Yani hastalıklarını kabullenmesinler. Onlar sizde bir misafir. Misafire hoş geldin ve güle güle demek gerekiyor bence. Belirli bir zamanda öğretmesi gerektiğini öğretiyor ve ondan sonra onu uğurlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.